Akpınar yağlı güreşleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la birlikte Saraçlar Caddesi'ne taşınan heykeltıraş Tankut Öktem'in Pehlivanlar Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi. Pehlivanlar Heykeli'mizin açılışı gerçekleşmiştir. Edirne'mize hayırlı olsun diyorum. Başkan Gürkan, Tankut Öktem'in bu eserinin hem Tankut Öktem'in adını hem de Edirne'nin değeri Kırkpınar'ı tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğini söyledi. Tarihin imbiğinden süzülerek gelen ve Türk'ün ata sporu unvanını hakkıyla alan Kırkpınar'ımızın 660.sının açılışını gerçekleştirdik. Bugün yine bir yıllık aradan sonra saray içinde, er meydanında, dualı çayırda davul zurnalar vurmaya, çalmaya ve pehlivanlar kol bağlamaya başladılar. Edirne Belediyesi Cumhuriyetimizin 50. yılında 1973'te hem Cumhuriyet'in 50. yılını onurlandırmak hem de Edirne'nin en değerli iki sembolinden biri olan tarihi Kırkpınar güreşlerini geleceğe taşımak için bir heykel, anıt heykel yarışması düzenler. Bu anıt heykel yarışmasında hemşerimiz, gururumuz İlhan Koman ve Tankut Öktem olan gururlarımız, heykeltıraşlarımızdan Tankut Öktem bu yarışmaya katılır ve onun tasarladığı anıt heykel birinci olur. 1973'te Bedeste'nin önüne konulan Kırkpınar anıt heykeli zaman içerisinde yol kotlarının yükselmesi, etrafının daha dolmasıyla adeta görünmez, bilinmez, duyulmaz hale gelir. Şu anda bulunduğumuz Saraçlar Caddemiz, Edirne'ye yılda gelen 5,5 milyon turistin neredeyse %95'inin mutlaka geçtiği, dolaştığı bir caddedir, bir noktadır. Ama gelin görün ki Kırkpınar'a ev sahipliği yapan Edirne'nin her turistin, her Edirne'nin geçtiği bu caddede Kırkpınar'la ilgili hiçbir objesi, hiçbir sembolü, hiçbir anıtı bulunmamaktadır. Biz Edirne'nin bu çok değerli markası Kırkpınar'la, Edirnelilerin gururu usta heykeltıraş Profesör Doktor Tankut Öktem'in bu 1973 yılında yapmış olduğu Kırkpınar anıt heykelini buluşturmak istedik. Birazdan hep beraber açılışına yapacağımız 48 yaşındaki bu muhteşem Kırkpınar anıt heykeli bir tarafıyla Tankut Öktem'in ustalığını simgelerken, onu bütün dünyaya haykırırken, diğer taraftan da Kırkpınar'da kol bağlayan o yiğitlerin, o cesur yüreklerin, o kahraman akıncıların heybetini, azametini, gücünü tüm dünyaya aykırmaktadır. Açılışın ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la birlikte Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yaşam Merkezi Resim Atölyesi'ndeki 9-10 yaş grubundaki çocukların Saraçlar Caddesi'ne açtığı Edirne ve Kırkpınar temalı resim sergisini gezdi.